Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 1. din yazılısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce size bir duyurum olacak. Yazılı sorularını eğitimevi.web.com sitesinden bulabilirsiniz. Kendi yapmış olduğum site gayet güvenerek soruları indirip çözebilirsiniz. Ve vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde insan sorumluluğu tutulmamıştır? Hangisinde insan sorumluluğu tutulmuştur? Davranışlarından sorumlu tutulmuştur. Doğru cevabımız Adana. Doğum yerimizi, ırkımızı ve cinsiyetimizi biz belirlemeyiz. Onu Allah katında belirlenir. Allah belirler. Biz sadece davranışlarımızdan sorumlu tutuluruz. Onları belirleyebiliriz. Bunu yapabiliriz. İstediğimizi yapabiliriz. Ama doğum yerimizi, cinsiyetimizi ve ırkımızı değiştiremeyiz. Peygamberimizin bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir? Sizden herhangi birinin sırtına bir bağ odunu yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır. Yani kendi çalışıp kazanılan para dilenmekten daha hayırlıdır diyor. Emek sarf ederek helal rızık yemek olabilir bu. Kumar türü oyunlar oynayarak kazanmak alakası yok. Peygamberimiz asla böyle bir şey söylemez. Direkt B elendi. Dilencilik yaparak kazanmak. Burada da ne diyor? Dilenmekten daha hayırlıdır diyor. Yani burada dilenmeye teşvik etmez. Bu da gitti. Zengin olmak için kazanmak. Bu da yanlış bir ifade. Buradaki ana konu nedir? Emek sarf ederek helal rızık yemek. Burada ne diyor? Emek sarf ederek dilenmekten daha hayırlı olur diyor emek sarf etmek. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik hangisidir diyor. Konuşma. Papağanlar da konuşuyor ama diğer varlıktan ayırmıyor yani. B değil. Yeme içme. Bütün canlılar yaşamını sürdürmek için yemek ve yemek yer. Bu yüzden o da gitti. Yürüme. Bütün canlılar yürür yani. Yani cevabımız burada nedir? İnsan diğer varlıklardan ayıran şey akıl iradedir. İyi doğruyu yanlışı seçebilme yeteneğidir. Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez? Doğada denge ve düzen yoktur, yanlıştır. Her şeyde bir denge ve düzen vardır. Örnek olarak gece ile gündüzün birbirini takip etmesi, yaprakların ilkbaharda açıp sonbaharda dökülmesi. Bu bir düzendir. Yani düzen yok diyemeyiz. Yanlış, Mert yanlış. Evrendeki varlıklar kendi içine tutarlı ve uyumludur. Doğru. Hepsi birbirine düzen içerisinde ve etkileşim içerisindedir. Doğru. İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır. Doğrudur. Allah evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Doğru. Burada yanlış olan kim var? Mert var. Cevabımız Denizli. Beşinci sorumuz. Allah'tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah'ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Bakara suresinin 255. ayeti Ayetel Kürsi'dir. Zaten hocalarınız bunu ezberletmeye başlamıştır. Yani bu çok kolay Ayetel Kürsi diyebilirsiniz. Anlamından da okumuşsunuzdur zaten. Ayetel Kürsi cevabımız. Ayşe'nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır? Ayşe bu sene ÖSS sınavına girecektir. Gece gündüz demeden her gün ÖSS sınavını kazanmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın bir zamanda Ayşe, "Allah'ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu gerçekleştir." diye dua etmiştir. Hangisidir bu? Önce ne yapıyor arkadaşlar? Sınavına çalışıyor, elinden geleni yapıyor, tedbirini alıyor, önlemini alıyor. Derslerine çalışıyor, sınavına girmeden önce. Bu nedir? Çalışmak. Sonra ne yapıyor? Sınava yakın bir zamanda da Allah'a dua ediyor. İnşallah kazanırım diye. Önceden önlemini alıp çalışıp tedbirini alıp sonra dua ediyor. Buna ne denir? Tevekkül denir arkadaşlar. Tevekkül herkesin yapması gereken bir şeydir. Hatta siz de normal okul yazılılarınızda bile tevekkül edebilirsiniz. Önce çalışırsınız, videolar izlersiniz. Ondan sonra ise Allah'a ellerinizi açıp Allah'ım sen hakkımda hayırlısını ver diyerek tevekkül edebilirsiniz. 9. Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir? Fiziksel yasalar vardır. Kimyasal yasalar yoktur. Toplumsal ve biyolojik yasalar vardır. Kimyasal yasa diye bir yasa yoktur. Fiziksel yasalar yer çekimi kanunu gibi. Toplumsal yasalar göç. Biyolojik yasalar da insanın ve diğer canlıların yaratılış biçimi gibi yasalardır.
Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar, sorumlu tutar. Ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir? İnsanın sabırlı olduğuna değil, insanın özgür ve sorumlu olduğuna, insanın tevekkül etmesi gerektiğine, insanın çalışması gerektiğine. Buraya baktığımızda ancak kendi gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutulur. Burada ne var? Sorumlu tutulur diyor zaten. İnsanın sabırlı alakası yok. Tevekkül etmesi gerektiği alakası yok. İnsanın çalışması gerektiğine alakası yok. Burada nedir? Özgür ve sorumlu olduğundan bahsedilmektedir. Arkadaşlar, benim dediğimin aynısını sakın sınavda yapmayın. Ben yanlış yapıyor olabilirim. Eğer benim dediğimin aynısını yaparsanız, yanlış olursa sorumlusu ben olmak istemiyorum. Ben sadece size sınavda ne tür sorular çıkabileceğini göstermek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar benim dediğimin aynısını sakın sınavda yapmayın. Sorumlusu ben olmam. Söyleyeyim onu bir kere. Sorumlusu ben olmak istemiyorum. Kötü not alırsanız, yanlış olursa. Bu yüzden buradaki soruları alın, bir kağıda yazın, öğretmenlerinize sorun, araştırın. Araştırıp öğrenen bilginin en kalıcı olur. Dediğim gibi sorumlusu ben olmak istemiyorum. İnsan yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur. Doğru mudur? Tabii ki de doğrudur. Doğada denge ve düzen yoktur. Yanlış. Bunu da açıklamıştık. Eğer de denge ve düzen olmasaydı gece ve gündüz birbirini takip etmezdi. Her canlı ölümü tadacaktır. Doğru. Yola çıkmadan önce şoförün sadece dua etmesi tevekküldür. Yanlış. Bütün önlemini almalı, emniyet kemerini takmalıdır, arabanın muayenesini yapmalıdır, sonra dua etmelidir. Bu tevekküldür. Ama çalışmadan, önlem almadan dua etmek tevekkül değildir asla. İnsan ailesini, anne baba, ırkını kendisi seçebilir. Yanlış. Bunu da açıklamıştık. Kendimizi seçemeyiz arkadaşlar. Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken farz olan ibadete ne denir? Zekat denir. Bu mallarının 40'ta birini vermelidir arkadaşlar. Zengin olan Müslümanlar. Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını yüce Allah'tan dilemeye ve ona dayanıp güvenmeye dinimize ne denir? Tevekkül denir. Açıklamıştık bunu. Gereken önlemleri, tedbirleri aldıktan sonra, çalışmaları yaptıktan sonra Allah'a el açıp dua etmeye ne denir? Tevekkül denir. Allah'ın ezeli ilmiyle meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine ne denir? Ya kader ya kaza olacak. Diğer bakalım elemeden yapabiliriz. Allah tarafından belirlenen olayın zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir. O yüzden Allah'ın ezeli ilmi meydana gelecek olayların yeni zamanı takdir etmesine kader denir. Buradaki kader olacak, buradaki kaza olacak. Kader olayların işte Allah'ın ilmi, ezeli ilmiyle meydana gelecek olaylardır. Kazaysa bu olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Yaşama süresinin sona ermesi canlılar için hayatın son bulmasına ölüm denir arkadaşlar. Burayı da şey yaptık ve son sorularımıza geçelim. İman şartlarını yazın. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, kada ve kadere iman. Aşağıda verilen ayetlerin evrendeki yasalardan hangisiyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız. Ey insanlar, biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Burada insanın yaratılışından bahsediliyor. Yani biyolojik yasalar. İçtiğiniz suya baktınız mı? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz? Yoksa biz mi? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Bu da bir fiziksel yasadır arkadaşlar. Eğer yanlışım varsa yorumlara bildirmeyi unutmayın. Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onun ne bir an erteleyebilir ne de bir an geri alabilir. Toplum dediği için direkt toplumsal yasalardır. Gökten su indiren odur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkartırız. O bitkiden bir filiz. Ondan da büyüyüp birbirinin üzerine binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Burada biyolojik yasa olması lazım. Çünkü bitkinin çoğalmasıyla bahsediyor. Bilmez misiniz ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bu da fiziksel yasadır. Boşlukları tamamlayınız. İnsanın sorumlu olmadığı alanlar. Arkadaşlar
bu soruları ödüllü soru olarak yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yorumlara yazın cevabınızı. Bu ödüllü sorudur. Bakalım dediklerimi anladınız mı? Hepinize iyi günler.